Meşhur Leyla'nın evinde çalışmaya başladık. Bir dakika Leyla'yı göreyim diye. Leyla da bol bol yemek dağıtıyor herkese öğlen bütün çalışanlarından. Herkese bol bol yemek dağıtmış. Sıra Mecnun'a gelince kaşığının tersiyle onun çanağını çıl diye vurmuş. Bir lokma bile yemek koymamış. Mecnun çıldırmış demişler. Hakikaten beni sinirmişler. Seni sevseydi sana bol bol yemek verirdi. Bir lokma bile yemek koymadı sana. Mecnun'un cevabı olağanüstü. Ona da sizin gibi davranmasaydı. İşte Allah aşkına böyle bir şey. Allah aşkından insan öyle bir koşar ki en büyük felaket gelir. Yüzü güler. Bana da sizin gibi davransaydı der. Ben böyle bir çiçek cüce yiyenle büyüdüm. Allah Allah razı olsun. 90 santim boyundaydı. Şişman. Yüksek bir sağlık bir tane üniversite olmuş. Tuvalete bile tek başına gidemezdi. Ben hayatımda onun kadar Allah'ından memnun bir kız görmedim arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşımız onun boyunu uzatmak için ameliyat ettirmek istedi. Bir sanatçı arkadaşım parasını ben vereceğim dedi. O kadar güzel insan bizi bir boyunu uzattırmak istiyorum. Ama en şeyde var olmak diye yanına gitti. Küçücük önüne çıktı. Seçici bir kızla dedi. Sonra düşündü, mizah bir çatıldı. Ve ben bu zevki satamam diyeceğim halinde. Cüce olmak benim de Allah arasında bir zevk. İşte Allah'a aşık olanlar öyle bir meslek deryasının içine girerler ki orada aşk zevk haline döner. En büyük felaketler derse önünden böyle geçer gider. Buna benzer bir hadise çok büyük sultanlardan biri olan Konya'da Mehmet amcamızdan duydum. 11 çocuğu birden sümbüz apartmanı çöktüğünde altında öldü. 11 çocuğu birden. 15 çocuk bizden öldü. Nasıl bulacağım diye koşarak geldim. Mehmet amcayı tek yaşayan doktor torununa şöyle diyordum. Sakın müsaade et ve dua etme. Sakın cennette beraber kalktığınızda çok üzülürüz. Kız diyordu ki ben bütün ailemi öldüren insanlarla cennette beraber mi olacağım? Hayır ben olmak istemiyorum. Öyle bir cennete gitmek istemiyorum. Mehmet amcanın cevabı olanmış gibi dedi ki sırf benim dua vardır bu cennete sırlar. 11 çocuğumun birden şehit olmasına sebep oldu. Sırf benim duam vardır. İşte aşk sarhoşluğu böyle bir şeydir. Hazreti İbrahim gibi o ateşin içine atarsın, o ateşi bir bahçesine çekilir. Ben denizde yaşamadım değil, ucundan geçtim. Ben o sultanların yanında tırnaklarının içinde kir bile olamam. Ama size bir evlat kaybetmiş anılardan biriyim. Kızımı kaybettiğimde annem hadi cemalnur teyze edelim dedi. Ne talihli bir kızsın sen dedi bana. Sen ne talihlisin ki Hazreti Fatma'ya eşlik etmek şerefini yaşıyorsun dedi. Beraber teyze ettik annemden ikimiz. Aşkla ve içimde sonsuz bir acı vardı. Anlatılmaz bir acı. Ancak evlat saygıdan anneler bilirler. O acı. Ama bir yandan da akıl almaz bir mutluluk huzur. Allah onun hoşuna giden bir şey yapmış olmanın zevki. Hadiseyi güzel karşılamanın zevki vardı bir anlar içinde. Sonra İbrahim'in çalışmalarında cennetin kapıcısının adının rızan, yani Allah'tan razı olanın cennetin kapısını açtığını, cehennemin kapıcısının adını malik, benim dediğimiz her şeyi bizi cehenneme soktuğunu öğrendim. Orada mesleğe döndüm. Mesnevi'de Hazreti Nuh şöyle anlatıyordu. Hazreti Nuh Allah demiş ki Allah'ım bu benim oğlum. Niye bana inanmıyor? Niye bak sen yemi yap dedin. Sultan olacak dedin. Ben yemi yaptım. Benim oğlum niye bana inanmıyor? Üç kere benim oğlum demiş Allah'tan lider vermiş. Ya Nuh o çocuk ne zaman senin oldu? Ben onu sadece bir ömürlük sana beni öğretirsin diye verdim. Ne zaman senin oldu o evde? İşte o zaman öğreniyorsun ki sana ait hiçbir şey yok. Ve insan bu aşkla, bu sarhoşlukla kül oluyor. Allah da yok oluyor. Hiç oluyor. Öyle bir sultanlar, harakaniler, harakani dervişi şöyle tarif eder. Kapının eşiğinde oturacak, mürşidinin kapısının eşiğinde oturacak, hakaret görecek, aşağılanacak, yıkışmayacak Allah razı olsun diyecek. Demek ki bu iş yokluk için, bu iş hiçlik
Efendiler, harakaniler, mevlana'lar, İbn-i Arabi'ler, Hazreti Ahmet'ler, Rıfailer, nasıl bir içim? Şu hikayeleri anlatabilirim bu içimi size. Bence beni bir derviş kaymakamın önüne gitmiş. Elinde tesbihi. Kavga çok kalabalık. Kaymakam yok. Erviş oturmuş bir kenara. Kaymakam da yok ya. Tesbih çekiyor. O sırada içeri kaymakam demiş. Herkes ayağa kalkmış. Bizim derviş kaymakamı görmemiş. Kaymakam o kadar kızmış ki size anlatamam. Kalk demiş. Sen terbiyesiz adam. Kalk. Adam kalkmış. İki bütün. Tanımadım efendim. Affedersiniz demiş. Nasıl tanımazsın demiş kaymakam. Ben kaymakamım. Öyle mi demiş. Affedersiniz bilemedim. Yakında vali olacağım demiş. Öyle mi demiş. Yakında. Ya kızmış ki adam. Belki başbakan. Hatta belki cumhurbaşkanı olacağım. Birisi dermiş demiş ki, peki ben sonra adam düşünmüş, bir insan cumhurbaşkanı olduktan sonra ne olabilir ki? Hiç işte demiş, cumhurbaşkanı olduktan sonra ne olabiliyorum ki? Dermiş demiş ki, işte ben onun için efendim, onun için ayağa kalkıyorum. Hiç olmaz nasıl bir sevgidir, o yokluk, o için, Allah önünde hiç olmaz. Kul önünde sevgi içinde olmaz. Millet aşağılıksın, ne önemi var ki Allah benden memnun olsun diye. İşte bu sevgi yaşamak, ahlak-ı Muhammediyeyi beklemektir. Nasıl bir peygamberin evladıyız biz? Nasıl bir sultanın hayatında bir kere kimseye yüksekten bakmamış. Suratını dönmeden hiç kimseye konuşmamış. Tasavvuf budur. Tasavvuf hiçliğini bilmektir. Hocam kenarlarını fark görmüş. Kapının önüne çıktığında kendini en aşağı görmüyorsan sen tasavvuf değilsin. Aman efendim diyorlar. Karşıda eşek bekliyor, eşekten de acayip. Ya onun kadar yük taşıyamıyoruz evladım. Ondan da acayip. Öyleyse yaratılmışların içinde en acizi benim diye çıkmak lazım diyorlar. Peygamber öyle bir sultan, en aciz benim diyor. Allah diyor ki aciz değilsin. Miraç da, o sultanlar sultanı Miraç da. Allah bile benden dile dediğinde, o yalnız aklını biliyor. O Miraç tane kağıt biliyor. Ama beni de affediyor. O zaman Allah sen günahkar bir kul değilsin ki ya Muhammed. O da bizi alır. Ümmetim diyor. Müminler diyor. Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyor. Ya o bizi anlasaydı biz ne olurduk? Hiçbir kul Allah bile diyemezdi peygamber bize anlasaydı Miraç. Öyle bir Miraç'tan bahsediyor. Hazreti Peygamber. O öyle bir tevazu sultanı ki Mekke'yi almaya gittiğinde Mekke'yi alacak. Ordu kuvvetli, atılmış, aşağılanmış, küçültülmüş, sürünmeye mecbur edilmiş, aç bırakıldığı Mekke'yi tekrar almaya gittiğinde Mekkeliler barış istediğinde Hazreti Ömer bile yapmayalım efendim. Biz kuvvetliyiz, alırız Mekke'yi dediğinde. Hayır, Allah barış isterliğinde savaş yapmayı, yapmamayı emrediyor diye barış yapan ve orada Allah'ın Resulü adını silin dediğinde, ya Ali sil Allah'ın Resulü adını dendiğinde, Hazreti Ali ben nasıl sileyim o adını size Allah verdi deyince bana göster ben sileyim buyuruyorlar. Adını siliyorlar ve yaz ya Ali o Allah'ın kuludur diye isim yazıyor. Öyle bir peygamber. Daha sonra Kabe'nin etrafını Hazreti Hüseyin'in daha sonra Kerbela'da gideceği devenin üzerinde tavaf ederken mübarek başlarının sakalı dediği denecek şekilde Allah'ım bu başında benim yaptığımı zannettirme bana diye tavaf ettiğini söylüyor. Yapanın yaptıranın Allah olduğunu bize öğreten elimizde kıl kadar bir kuvveti kuvvet olmadığını gösteren bir peygamber efendileri. Bir gün Hazreti Ayşe güzel sultan dışarı bakıyormuş. Yağmur yağdığını görmüş. Peygamber Efendimiz dışarıda eyvah ıslandık demiş Hazreti Ayşe.